Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. İyonik bağların 4. ve son videosundayız. Ya hocam, iyonik bağ sizce de çok olmadı mı? Evet, bence de çok oldu ama kötü mü oldu? Ne güzel, her şeyi detaylıca öğrendik değil mi? Şimdi ise adlandırmaları da işleyip bitireceğiz, bu kadar. Çok güzel bir temel atmış olduk. Çok oldu ama iyi oldu çünkü detaylıca her kısma değindik. Gelelim şimdi sistematik adlandırmaya. Sistematik adlandırmada sizin üzerinize düşen vazife daha fazla. Çünkü burada anyon ve katyonlar var. Bunları bilmeniz gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor. Benim burada yapacağım şey çok az. Sadece nasıl adlandırıldığını, temel kuralları göstereceğim ama burada vereceğim anyon ve katyonları mutlaka öğrenmen gerekiyor. Hocam, öğrenmek için ne yapmalıyım? Defterime her kelimeden 10 defa mı yazayım veya 20 defa mı yazayım? Tabii ki artık böyle öğrenmiyoruz. Bu öğrenme metodu ilkokulda kaldı. Buradaysa daha çok sınav hazırlanırken bol bol test çözerek pekiştirebilirsin, öğrenebilirsin. Yani o kökleri, anyonları bol bol soru çöz, egzersiz yap. Bu şekilde öğrenebilirsin. Zaten kitapta yapmanız için çok fazla egzersiz, ayarlandı uygulamalarınız mevcut. Onları da çözsen büyük bir yol kat edeceksindir. İlk başta zor gibi görünse de çok da zor olmayan bir kısımdayız artık. Bak şimdi buraya. Diyor ki iyonik bileşiklerin adlandırmasında önce katyon sonra da anyonun adı okunur. Bak, anyona katyon adını söylediğin zaman bitiyor. Ya bu kadar adlandırma, başka bir şey yok. Hocam 2, 3, 4 hiçbir şey karıştırma. Anyonun adını oku, katyonun adını oku ve adlandırman bitsin. Şimdi hocam, anyon ve katyonlar neler en çok karşıma çıkacak? İşte şu solda gösterdiğim kısımlar sizin karşınıza en çok çıkacak katyonlar. Sağdaki derse en çok çıkacak anyonlar. Bunların isimlerini bilmen gerekiyor. Buraya hızlı geçeceğim. Hani bilmeni beklemeyeceğim. Çünkü ben biliyorum az çok. Bildiğimden dolayı artistim yapıp hemen sorular tıkır tıkır cevaplayıp geçeceğim. Ama sen ne yapıyorsun? Videodan sonra bununla alakalı egzersizler yapıyorsun. İşte lityum metallerin direkt katyonları metal adını alır. Yani lityumsa lityum dersin. Ama ametallerin sonuna genelde biz ür getiririz. Mesela flordu florür, klordu klorür, hidrojende hidrür gibi ametallerinkinde genelde ür 2 getiriyoruz. Hocam her zaman mı ür getiriyoruz? Hayır, her zaman ür getirmiyoruz. Mesela oksijende oksijenür demiyoruz, oksit diyoruz. Tamam, orada değişebiliyor. Farklı durumlarda var, yok, değil. Tamam mı? Bunlar da bizim en çok karşımıza çıkacak anyonlarımız. Şimdi adlandırmayı nasıl yapıyorsun? Bak şimdi. Bu bizim soldaki katyonumuzu, sağdaki de anyonumuzu değil mi? Katyon ve anyon. Bunların katyon ve anyon adlarını okuyacaksın. Sodyum, katyon adımız zaten direkt sodyum. Tamam mı? Klorun anyon adı ne? Burada klorun anyon adı yazıyor bak. Nerede? Şurada. Klorür. Sodyum klorür. Bunun sistematik adı bu. Buraya bak. Katyon adı magnezyum. Anyon adı bromür. İsmi magnezyum bromür. Şu ikiyi kullanmıyoruz mu? Yani şöyle bir şey yapmıyoruz mu? Magnezyum dibromür gibi bir şey diyor muyuz? Hayır demiyoruz. Veya magnezyum bromür 2 şeklinde adlandırabilir miyiz hocam? Hayır, adlandıramaz. Bu ikiyi kullanmıyoruz. Bak, çok basit. Anyonun adı, katyonun adı. Sayılarla işimiz yok bizim. Tamam mı? Bak şuraya. Anyonumuzun adı ve katyonumuzun adını söyleyeceğiz. Önce katyonu söylüyoruz. Katyon alüminyum. İkiyi hiç karıştırmadık. Anyon, oksijenin anyon haline oksit. Alüminyum oksit. Bitti. Tamam mı? Potasyum. Hocam, tri potasyum mu diyeceğiz? Hayır. İyonik bağlarda direkt katyon adı ve anyon adı. Potasyum nitrür. Olay bundan ibaret. Tamam mı? Adlandırmayı böyle yapıyoruz. Buradaki anyon ve katyon isimlerini çok iyi bilmen gerekiyor. Şimdi oksijenle alakalı ekstra bir şey daha vereceğim. Bak, şuna biz oksit diyoruz. Şu senin çok fazla karşına çıkmaz ama bunu da verelim. Bu da peroksit diye adlandırılır. Peroksit. Tamam. Bir de süperoksit var. Yine çok karşına çıkmayacak bir yer. İki tane oksijen eksi bir değerli kalıyorsa buna da bir süperoksit deriz. Süperoksit. Bir tane oksijen eksi iki değerli kalıyorsa oksit. İki tane oksijen eksi iki değerli kalıyorsa peroksit. İki tane oksijen eksi bir değerli kalırsa süperoksit ediyoruz. Örnek verelim. Mesela Na2O. 2'yi başa aldığımızda bir tane oksijen eksi iki değerli kalmış oluyor. Ne oldu? Sodyum oksit.
Şöyle olsaydı Na2O2, hocam sadeleştirmeyiz miyiz? Peroksitlerde sadeleştirmiyorsunuz. Özel durum var burada. Sodyum her zaman artı bir değerli kalıyor. 11. sınıfta göstereceğiz bunu veya 12. sınıfta da var aynı şekilde. Yüksekleme basamağı hesaplama. Orada yüksekleme basamağı hesaplamada söyleyeceğim. Sodyum her zaman artı bir değerli kalıyor. Doğal olarak burada 2 tane oksijen eksi 2 değerli kalacak. Yani şu 2 sodyumun başına gitmeyecek. Özel bir durum olacak. Çok karşına çıkmaz. Zorlarlarsa da istisna bilgi olarak verdim. Sodyum peroksit diyeceksin. Veya işte H2 en çok karşına bu çıkar. O2 hidrojen peroksit. Şöyle olsaydı NaO2 olsaydı 2 sodyumun başına yine yazamazdım. Çünkü sodyum 1A grubu sadece artı 1 değerli kalıyor. 2 tane oksijen eksi 1 değerli kaldığından dolayı bunun da ismi sodyum süperoksit olacaktı. Çok çok tap noktalar karşına fazla gelmez. Niye söylüyorsunuz lan hocam? Artistik yapmak için söyledim. Ben de artistik yapamazdım. Hep siz mi yapacaksınız? Gel aşağıya. Tabii işin şakası. Size özellikle fen lisesi olan arkadaşlar varsa oradaki hocalar zorluyor bazen. Onlar için de bu ekstra bilgiyi vermiş olalım. Köklerimiz var. Bazı katyon kökler ve anyon kökler var. Bunları bilmemiz lazım. Bak, katyon kökler zaten çok fazla yok. Bir amonyum var, bir de hidronyum karşına gelir. Bu ikisi arasında katyon kök karşına gelmez. Amonyum bu, şu da hidronyummuş, tamam mı? Hidronyum. Şunlarsa bizim için anyon köklerimiz. Sülfat demişiz. Sülfatın yükünü bir eksiltirsek nasıl eksilteceğiz? Başına bir tane hidrojen koyarsak, yani şöyle yaparsak. Hidrojen artı bir değerlik diye artı bir gelse şu eksi 2 eksi 1'e düşürür. SO4 eksi desek bunun ismi de bisülfat olur. Bisülfat. Yani bir hidrojen, pardon, bir elektron azalttı. O yüzden bisülfat diyoruz. Bir sülfat. Aynı şekilde bu karbonat kökümüz başına bir tane hidrojen eklersek şöyle olursa buna, pardon, şurası sadece eksi 1 olacak. Bikarbonat diyoruz. Tamam mı? Bizim için çok önemli noktalar. Mesela yine şuradan örnek verelim. Sodyumdan örnek verelim. Normalde şu Na2CO3 önce bileşiğin adı, katyonun adını okursun, sonra da anyonun adını okursun. Sodyum adı ne? Karbonat. Sodyum karbonat, tamam mı? Eğer şöyle yapmış olsaydı Na2CO3 olsaydı sodyum bikarbonat olurdu. Tamam, bir sodyum karbonat, sodyum bir karbonat. İkisi farklı şeyler. Birisi yemek sodası, birisi ise çamaşır sodası. Özellikleri bile çok farklı. Tamam mı? Dikkat ediyorsun. Hocam buradakileri bilsek yeter mi? Başka kökler var mı bilmemiz gereken? Evet, başka kökler var. Onlardan birkaç tanesini daha yazmak istiyorum. Şurayı sileyim, temizleyeyim. Burada yazmayan, ekstradan karşısına çok çıkacak bazı kökler var. Onları da göstermek istiyorum. Nedir bunlar? İşte hipoklorit. Mesela şu sol üstte yazalım. Hipoklorit dediğim şey H, pardon, özür diliyorum. Şöyle geri alalım. ClO eksi hipoklorit. Tamam mı? ClO 2 eksi 2 klorit. Tamam mı? ClO 3 eksi klorat. ClO4 eksi perklorat. Atitten büyüktür. Yani at ifadesi varsa oksijen sayısı daha büyüktür diyeceğiz. Hatta bununla alakalı şurada da örnek verebiliriz. Nerede? Fosfat örneği vermiş. Şu bizim PO4 3 eksimiz fosfat. Eğer şuradan bir oksijen azaltırsak, şöyle yaparsak bu da fosfit oluyor. Tamam mı? Fosfit. Fosfat, fosfit, atitten büyük oldu. Mesela NO3 eksi nitrat, NO2 eksi nitrit. Bak, nitrat. Genelde bir de şuraya nitrür koyarlar. Bunu karıştırmanızı beklerler. Siz aman böyle şeylere düşmeyin. Bu da nitrür. Tamam, bu nitrür, nitrit, nitrat. Yeter mi? Yetmez. Biraz daha göstermek istiyorum. MnO4 eksi 2 manganat, manganat kökü. MnO4 yükü eksi 2 değil de eksi 1 ise permanganat, permanganat. Bunlar da yine sizin karşınıza çok fazla çıkar. Hazır yazmışken şu aklıma geldi. CrO4 eksi 2 kromat. Cr2O7 eksi 2 ise dikromat.
Yine bu da çok sık karşılaşacağınız kök. Yani şunların yanına bunları da ilave etmeyi unutmuyorsunuz, tamam mı? Adlandırırken bunları kullanacağız. Bak, sağ tarafta adlandırma var. Katyon adını oku. Magnezyum. Anyon adı ne? Nitrat. Magnezyum nitrat. Katyon adı amonyum. Anyon adı ne? Sülfür. Amonyum sülfür. Sayılar hiç kullanmıyoruz. Alüminyum sülfat. Bak, sayılarla işimiz olmadı. Kalsiyum karbonat. Şurada bir değişiklik, özel bir nokta var. Bu bir organik tuz, tamam mı? Bu asetat, sodyum asetat diyoruz ama organik tuzlarda çok karşına çıkmaz. Zaten sadece asetate özel bir şey gibi düşünebilirsin. Anyonu başa yazıyoruz. Çok karşına çıkmayacak bir şey. Bu istisnai bir durum. Karşına çıktığında da şaşırma diye buraya koymuş olduk. Tamam mı? Buraya yıldızı koyduk. Normalde hep katyon başta olur. Burada organik tuzlarda anyon başta oluyor. Neymiş? Organik tuzlarda anyon başta oluyormuş. Yine organik kimya 12. sınıf konusu. Aşağıda birden fazla değerli kalan, değişken değerli kalan maddeler var. Özellikle geçiş metalleri farklı değerlikler alır. Bunlar demir. Demir 2 değerlikte alır, 3 değerlikte alır. Bu yüzden değişken değerlikte alınan değerliliğini belirtmek zorundayız. Senin bilmen gereken zaten çok fazla değişken değerlikte element yok. Demir var. Tamam mı? Civa var. Kalay var. İlaveten bir kurşun ekleriz. Kurşun artı 2 ve kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Hemen şarkıda yapıştırdık. Kurşun, bir de bakır. Bunları bilsen yeter. Bunlar haricinde değişken değerlikte diğerler karşına çok fazla çıkmaz. Başka var mı? Tabii ki başka var. Daha çok var. Ama sorularda en fazla bunlar sorulur. Demir 2 ve 3 değerli kalıyor. Civa 1 ve 2 değerli kalıyor. Kala 2 ve 4 değerli kalıyor. Kurşun 2 ve 4 değerli kalıyor. Bakır 1 ve 2 değerli kalıyor. Bu 5 elementin değerlerini bilmen lazım. Eğer demir 3 değerli kaldığında bunun adı demir değil, demir 3 olacak. Civa değil, civa 1. Civa 2 oldu. Gördün mü? Bak şimdi şuraya. Bakır kaç değerli kalmış? Klor biliyorsun 7A grubunda. 7A grubundaysa burası eksi 1. Toplam yük 0 oluyor demiştik daha önce. Burası da artı 1 olmak zorunda. Demek ki bakır burada artı 1 değerli kalmış. Bakır 1 klorür diyorsun. Eğer şöyle olsaydı bakır artı 2 değerli kalmış olacaktı. Hani çaprazlama yaptın ya, 2 başa geçti. Bakır 2 klorür olacaktı. Tamam mı? Demir burada 2 başa aldığın zaman ne yaptı? Demir 2 nitrat yapmış oldu. 3'ü başa alırsan demir 3 nitrat. Diğerlerinin sayısıyla alakadar olmuyoruz. Oksijen biliyorsun bileşiklerinde eksi 2 değerli kalıyor. Burası eksi 2 değerliyse toplam yükün 0 olabilmesi için buranın artı 2 değerli olması lazım. Normalde aslında bu şöyleymiş. SN2O2'ymiş, sadeleşmiş. SNO şeklinde gösterilmiş ama oksijen eksi 2 değerli kaldığından dolayı kalayın artı 2 değerli olduğunu çıkarttım. Bu yüzden bu kala 2 oksit. Hocam şu 2'yi başa alırım. Şöyle olur. Pardon. Bir yazamadım. Kalemim nerede benim kalemim? Aa, yazamıyorum. Yazamıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Şu an yazamıyorum. Heh. Şimdi yazabilir miyim? Bence yazabilirim artık. Bak şimdi. 2'yi başa aldık. SN2 artı. Hocam buradaki 1'i de başa aldık. Oksijen eksi 1 diye yazamıyorsun. Oksijen eksi 2 değerli kalıyor. Oksijen eksi 2 ise bu aslında normalde SN2O4'müş. Sadeleştirmiş adam sana. SNO2 gibi yazmış. Tamam mı? Aslında bunun gerçeği bu. SN ne oldu? SN4 artı oldu. Oksijen de eksi 2 oldu. SN4 artı 2 olduğundan dolayı kalay 4 oksit diyorsun. Tamam mı? Önemli buralar. Mesela başka bir örnek vereyim buna. HGO dedi. Oksijen eksi 2 değerli kalır. Toplam yükün 0 olabilmesi için civanın da artı 2 olması gerekiyor. O zaman şurada 1 gibi görsen de bu 1 değil. Civa 2 oksit. Tamam mı? Anladın mı burayı? Bir örnek daha vereyim bununla alakalı. Cu-S. S6A grubunda sana bunun proton sayısının 16 olduğu verilir. 16 olduğunu verdiğinde sen 6A grubu olduğunu bulursun. 6A grubu 2 elektron alacağından dolayı eksi 2 değerlikli olur. Eksi 2 değerlikli ise buranın da artı 2 değerlik olsun ki toplam yükü 0 olsun. Bakır 2 sülfür olur o zaman. Tamam mı? Adlandırmaları böyle yapıyorsun. Bunlara dikkat et. Zaten bunlar haricinde başka değişken değerlikli sana sorulmaz. Burada egzersizler var. Birkaç egzersizi birlikte yapalım. Sonrakileri sen çöz. Tamam mı? Çünkü çok da ders uzasın istemiyorum. Senin de çalışacağın, bakacağın yerler olsun. Örneğin şurası.
Kalsiyum, oksijen. Hocam oksijen -2 değerli kalır. Kalsiyum da o zaman +2 değerli kalır. Biz ne diyeceğiz buna? Kalsiyum 2 oksit mi diyeceğiz? Böyle derseniz yanlış olur arkadaşlar. Bu 2'yi 3'ü yalnız nerede yazıyoruz? Yalnız şu 5'te yazıyorsunuz. Yani şu verdiklerinde yazıyorsunuz sayılar. Değişken değerliklerde yazıyorsunuz. 1A ve 2A grubu elementlerinin değerliği değişmez. 3A'nınki değişmez. Hep aynıdır. 1A her zaman +1'dir. 2A her zaman +2'dir. Tamam mı? Bu yüzden şu 2'yi yazmıyorsun. Kalsiyum oksit bunun adı. Buraya bak. 2 buraya geldi. Magnezyum. Magnezyum. Bu neydi? Nitrat. Magnezyum nitrat olacak adı. Katyon adı baryum. Tamam mı? Baryum. Buysa klorür, baryum klorür. İsim bu kadar. Amonyum. Amonyum. Bu da fosfat. Amonyum fosfat. Okey. Asetat. Potasyum. Potasyum asetat. Olay böyle gençler. Az aşağı inelim. Şuradan da bir iki tane seçip çözeyim. Şuna bakalım. Sülfat kökümüzün -2 olduğunu biliyorsun, ezberledin çünkü. Burası -2 ise demirde +2 olacak. Yani normalde bu şöyle bir bileşikmiş. F2 SO4 2'ymiş ama ne olmuş? İkiler birbirini sadeleştirip götürdüğünden dolayı bize böyle görünüyor ama biz bunu yemedik. Niye? Çünkü biz Anadolu çocuğuz. Yer miyiz bunu? Yemeyiz. Sülfat kökümüzün -2 olduğunu artık öğrenmiştik. Burası -2 ise demir +2. Demirde değişken değerli kalan bir madde olduğundan dolayı bunun ismi demir 2 sülfat olacak. Okey. Buna bakalım, oksijen -2 civa değişken değerli kaldığını biliyoruz. Değişken değerli kalıyorsa bu da +2 olacak. +2 söylemek zorundayız. Civa 2 oksit diyeceğiz. Yine aynı şekilde kurşunun değişken değerli kaldığını biliyoruz. Oksijen -2 değerli kalıyor. 2 tane oksijen -2 değerli kaldıysa toplam burası -4 oldu. Burada +4 olursa yük 0 olur. Kurşun 4 oksit ismimiz olur. Aşağıya geliyorum. Mesela şu kökü vermiştim, dikromattı. Bu da potasyum. Potasyum dikromat. Tamam. Diğerlerde sana ödev veriyorum. Zaten arkada cevap anahtarı var. Cevap anahtarından kontrol edersin, doğru mu yanlış mı diye. Şimdi biraz da tam tersini yapalım. İsimden bileşik bulalım. İsimden bileşiği nasıl bulacağız? Bak şimdi. Potasyum diyorsa potasyum artı iyonudur. İyodur ise I eksidir. Çaprazlama yaz. Ka-I. Olay bu. Demir 3 diyor. Demek ki demir 3 değerli kalmış. Fosfat. Fosfatımızı artık öğrendin sen. PO4 3 eksi. Çaprazlama yaptığın zaman F3 parantez aç. PO4 3. 3 de birbirini götürdü. Ne yaptı? FPO4 yaptı değil mi? Olay bu. Demir 3 fosfat bu. Amonyum klorür diyor. Amonyumu artık ezbere biliyorsun. Amonyum buydu. Klorür de buydu. Çaprazlama yaptığında NH4 Cl. Magnezyum sülfür diyor. Magnezyum iyonu biliyorsun 2A grubunda. Bu yüzden yukarı +2. Sülfür 6A grubunda -2. Çaprazlama yap. İkiler birbirini, yani şöyle bir şey yapar. Mg2S2 yapar. İkiler birbirini götürür. MgS yapar. Tamam. Kurşun 2 oksit diyor. Kurşun Pb'di. 2 dediğine göre +2. Oksijen ise biliyorsun -2 değerlikli. 6A grubu olduğundan dolayı. Pb2O2 oldu. Sadeleştirme yapıyorsun. PbO oluyor. Kurşun 2 oksit de budur. Kalsiyum karbonat demiş. Kalsiyum 2A grubu olduğundan dolayı +2 değerlikli. Karbonat kökünü ezbere biliyorsun. Şöyle bir şeydi. Çaprazlama yaparsan Ca2 parantez aç CO3 2 ikileri sadeleştir. Ne yaptı? CaCO3 bizim kalsiyum karbonatımız oldu. Hepsini yapmayayım. Şu bir sodyum bisulfatı yapayım bir. Diğerlerini de sen yap, yani biraz zahmet et, değil mi? Sodyum buydu. Bisulfat SO4 neydi? Eksi miydi? Şöyle. Bisulfat da buydu. Bileşik yaparsan NaHSO4 olmuş oldu. Tamam. Potasyum kromat diyor. Potasyum dediğin iyon buydu. Kromat CrO4 -2 idi. Ne yapar? K2 CrO4 yapar. Olay bu. Sodyum hipoklorit var. Hadi bunu da yapalım. Sodyum buydu. Değil mi? Hipoklorit dediğimiz şey CLO eksi idi. NaClO'da sodyum hipoklorit olur. Aslında bu bir üniversite sınav sorusuydu. Demiştik ki aşağıdakilerden hangisi neydi?
Çamaşır suyunun formülü olan sodyum hipokloritler demişti. Şıklara da şunları yazmıştı işte. NaCl, NaCLO, NaCLO2, NaCLO3, NaCLO4. Şıklar tam olarak buydu. Yanlış hatırlamıyorsam 2018 ya da 2017 sınav sorusuydu. Cevabımız sodyum hipoklorit bu olacaktı. Yani sana isimlendirme sorusunu böyle sorar. Doğrudan aşağıdaki hangisi doğru da yanlıştır demeyebilir. Hangisi çamaşır suyunun formülü, hangisi tuzun formülüdür gibi de sorabilir. Adlandırmalar bu şekilde. Bu geride bıraktıklarımı yapıyorsun. Haricinde burada test 5 var. Test 5'i de çözmeni istiyorum. Tamam mı? Bunları çöz mutlaka. Bir sonraki videoda kovalent bağlar diyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.